Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Vesiker 5 mg film kaplı tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Vesiker, idrar yollarındaki spazmı giderici olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir. Vesiker, aşırı çalışan idrar torbası belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu belirtiler arasında sık idrara çıkmak ihtiyacı, sıkışarak tuvalete gitmeye ihtiyacı, zamanında tuvalete yetişememenizden kaynaklanan idrar kaçırma bulunmaktadır. Vesiker tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Vesiker'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Vesiker, solifenesin veya Vesiker'in içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa, böbrek diyalizine giriyorsanız, Vesiker'in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla tedavi ediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse, ciddi karaciğer hastalığınız varsa, idrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız, ciddi bir mide veya bağırsak hastalığınız varsa, belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyasteni gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa, gözlerde kısmi görme kaybının eşlik ettiği yüksek basınç varsa, Vesiker'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer idrar torbanızda idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa, idrara çıkmada zorluk yaşıyorsanız, sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa, sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız, reflü hastalığınız veya hiatus hernia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa, ciddi böbrek hastalığınız varsa, orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz vesiker tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunları ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığını değerlendirecektir. Eğer idrar yolu iltihabınız varsa doktorunuz tarafından size bir antibiyotik reçete edilecektir. Bu yarar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Vesiker'in yiyecek ve içecek ile kullanılması, Vesiker aç veya tok karnına alınabilir. Film kaplı tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır. Vesiker 5 mg film kaplı tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Vesiker'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Seyrek yan etkisi, baş dönmesi, baş ağrısı, kaşıntı, döküntü. Bilinmeyen yan etkisi, ses bozuklukları, kas zayıflığı, iştah azalması, idrar kesenizde idrar birikmesi, kalın bağırsaklarda sert ve çok miktarda dışkı birikimi, kusma, bağırsak tıkanması, düzensiz kalp atımı, kalp atışını hissetmek, daha hızlı kalp atışları, çok seyrek yan etkisi, halüsinasyon, konfüzyon, cilt altı dokuda ödem ile ortaya çıkan cilt alerjileri, çok yaygın yan etkileri, ağız kuruluğu, yaygın yan etkileri, kabızlık, bulantı, karın ağrısı, mide rahatsızlığı, bulanık görme, yaygın olmayan yan etkileri, boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı, idrara çıkma zorluğu, tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma, deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun kuruluğu, yorgunluk, uyku hali. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Vesiker 5 mg film kaplı tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. Emin olmadığınızda doktorunuza ve eczacınıza sorunuz. Günde bir kez 5 veya 10 mg'lık bir tablet alınız. Doktorunuz hangisinin sizin için en uygun doz olduğunu size anlatacaktır. Vesiker'i her gün aynı saatte alınız. Uygulama yolu ve metodu ise Vesiker ağızdan alınır ve bir içecekle bütün halde yutulmalıdır. Aç veya tok karnına alınabilir. Tabletleri kırmayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda Vesiker'in güvenliliği ve etkinliği henüz tam olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle Vesiker'i çocuklarda kullanmayınız. Yaşlılarda kullanımı, yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır. Vesiker'in saklanması, Vesiker'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.